Merhabalar, güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün sizlere tekrar satın almayacağım 10 üründen söz ediyor olacağım. Bu nefret ettiğim ürünler ve tekrar satın almayacağım ürünlerden birazcık daha farklı bir video. Bunda aldığım ya da bana gönderilen, kullandığım, hatta birçoğunu bitirdiğim, bazısını bitiremediğim ama beni tekrar satın almak için etkilemeyen, yeterince işe yaramayan, ya da önceden yarayan daha iyisini bulduğum için vazgeçtiğim ürünlerden söz ettiğim bir video olacak kısaca. Bu tarz 10 ürün videolarından hoşlanıyorsanız olumlu olumsuz olarak, markalara özel olarak daha önce birçok bu tarz 10 ürün videoları yaptım. Onların hepsini içeren oynatma listesinin açıklamalar bölümüne aynı zamanda ekrandaki i harfine ekliyor olacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz diyorum. Ayrıca eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız her çarşamba ve cumartesi saat 18'de yüklediğim videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı, kanal bildirimlerini açmayı unutmayın diyeceğim ama YouTube'un son değişen algoritması nedeniyle artık bildirim de göndermiyor. O nedenle çarşamba ve cumartesi günleri kesinlikle kanalı kontrol ediyor olun. Ya da bir yerlerden bildirim almak istiyorsanız Instagram'dan beni takibe alabilirsiniz. Oradan her zaman story'de yeni videoları haber veriyor oluyorum zaten diyorum. Ve lafı daha fazla uzatmayıp hemen ürünlerime geçiyorum. Bu Kryptum markasına ait olan bu argan yağlı serisindeki yoğun nem veren saç kremi. Tüm saçlar için uygun olduğu söyleniyor. Benim saçlarımda hiçbir işe yaramadı bu ürün. Ne yeterince söylediği gibi yoğun bir nem verdi, ne saçlarımı parlaklaştırdı, ne de saçlarımda güçlenme gibi bir şey gözlemledim. Yani sıradan bir saç kreminden benim için hiçbir farkı yoktu. Daha çok sevdiğim, memnun olduğum saç ürünleri olduğu için bunu tekrar satın almayacağım ürünlerin sırasına koymuş bulunuyorum. İkinci sıradaysa OGX markasının bu orkideli şampuan ve saç kremi var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. OGX markasının ben daha önce şampuanlarını kullandım ve kullandığım şampuanlardan çok memnun kaldım. Ama bu seride bir problem yaşadık. Saç kremini aslında buraya dahil etmesem de olur ama ben her zaman şampuan ve saç kremini ortak kullandığım için aynı serinin ikini kullandığımdan dahil ettim. Bu sülfatsız olan şampuanı bunun. Ben bu şampuanda renk korumada falan başarılı olan bir şampuandı ama ben bununla şöyle bir problem yaşadım. Şişenin yarısına geldiğim sıralarda şampuan jölleşmeye başladı. Hava soğuk, donlu desem Antalya'da ve Alaçatı'da yaşıyorum. Öyle çılgın bir soğuğun olduğu bir ortamda yokum. Ve gittikçe katılaştı, jölleşti. O plak plak parça parça dökülür hale geldi. Ve daha önce hiçbir OGX şampuanında bunu yaşamadığım için bunu tekrar satın almayı düşünmüyorum. Ama bunu kullananlarınız varsa, deneyenleriniz varsa bu tarz bir problemle karşılaştırdınız mı? Bana söylerseniz sevinirim. Eğer sizlerde böyle bir problem olmadıysa aynı ürünlerden tekrar alıp bir tekrar daha şans verebilirim. Too Cool ve Force Too Cool markasının bu Egg Remedy, yani yumurtalı saç maskeleri. Bir Kore markası. Benim Kore markalarına olan ilgimi biliyorsunuz. Saç için de ürünler denemek için bunu satın almıştım. Bunun fiyatı yaklaşık olarak 100 TL civarında olan bir maskeydi. Güzel miydi? Güzeldi. Ama bundan daha az fiyata bunun yaptığı işi, hatta bazen daha fazlasını yapan maskeleri olduğu için tekrar satın almayacağım. Belki daha ucuz bir fiyata bir yerlerde bir gün karşılaşırsam şans verebilirim ama 100 TL'lik bir fiyatı bence hak etmeyen bir maskeydi. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Son olarak söylemek içimi acıtsa da Batiste'in bir kuru şampuanından söz edeceğim. Batiste'in kuru şampuanlarını ben genel olarak beğeniyorum. Ama bazıları arkasında çok fazla pudralı bir doku bırakıyor. Bu onlardan bir tanesi. Kokusunu ne kadar çok seviyor olsam da bu blush olanını ben kullanamıyorum. Özellikle saçlarımı kahverengiye boyadığımdan beri. Çünkü çok güçlü bir şekilde içerisinde pudra içeriyor ve ne kadar uzaktan sıkarsam sıkayım, ne kadar dikkatli sıkarsam sıkayım kesinlikle idare edemiyorum. Yani o beyaz pudralı görünümden kurtaramıyorum. Ne kadar tararsam, tarayayım, ne yaparsam yapayım. Beyaz bir film saçlarımda kalıyor. O nedenle tekrar Batiste'in sadece bu blush olanı için konuşuyorum. Satın almayacağım. Bunun volüm vereni, normal orijinal olanı falan, fresh olanını beğeniyorum ama bununla sorun yaşadık. Olmadı. Clarins'in bu Gentle Exfoliating, aydınlatma özelliği olan toniğinden söz edeceğim. Ben bu toniği Caroline Harris'ten çok övgüsünü duyduğum için satın almıştım. Başlangıç için iyi olabileceği söylenen bir tonikti. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer asitler hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, asitli ürünler çok fazla denemediyseniz büyük ihtimalle bu ürünü sevebilirsiniz. İlk başladığımda ben de bunu çok severek kullanmıştım. Ama zaman geçtikçe daha fazla asitli ürünler kullanıp, daha fazla ürünler deneyimleyip, daha sevdiğim şeyler bulunca bunu almaktan vazgeçtim. Mesela bunun yerine ben Cosrx'in BHA, AHA ya da Viştrend'in mandelik asit
toniklerini buna tercih ederim ve hemen hemen aynı fiyat skalasına. O yüzden bunu tekrar satın almayacağım. Ürünler listeme ekliyorum. Şimdi sıra geldi bir üründen söz etmeye. Bu ürünü sevmediğimden değil, artık ihtiyacım olmadığı için ve bu işi yapabilecek başka ürünlerim olduğu için söylüyorum. Bu La Roche-Posay'ın Effacular Duo'su. Sakın yanlış anlamayın, kötü bir ürün değil. Ama benim ihtiyaçlarımı karşılayan bir ürün de değil. Bu eğer cildinizde tıkalı gözenekleriniz varsa, beyaz noktalarınız varsa ya da ergenlik sivilceleriniz varsa size yardımcı olabilecek olan bir ürün. İlk önce o bölgedeki o beyaz noktaların olduğu ya da ergenlik sivilcelerin olduğu öyle söyleyeyim. Azdıracak, sonuna geçirecek olan bir ürün. Ama benim şu anda bu tarz bir şeye ihtiyacım yok. Zaten benim aknelerim hormonal olduğu için ben bundan bir fayda görmüyorum. Sadece böyle beyaz nokta problemim çok olduğu zamanlarda o bölgeye sadece uygulayıp o beyaz noktalardan kurtulmak için kullandığım bir dönem vardı. Ama eğer ergenlik sivilceleriyle uğraşıyorsanız, asit kullanmak istemiyorsanız ve çok fazla beyaz nokta, kapalı gözenek probleminiz varsa şans verilebilecek bir ürün. Ama ben tekrar satın almayı düşünmüyorum. Body Shop'ın Çay Ağacı serisinde bulunan üçü bir aradaki temizleyicisi bu. Ben bu serinin krem temizleyicisini çok severek kullandım. Sonra piyasadan kalktıktan sonra alternatif olabileceğini düşündüğüm için bunu aldım. Ve bir sürede bunu kullandım. Fakat şöyle bir şey var. Bu içerisinde granür içeren bir temizleyici ve ben her gün içerisinde granür olan bir ürünle yüzümü temizlemekten hoşlanmıyorum. Bence cildi yorup cildi çizen iyi olmayan bir şey cilt için. Ben bir de normal asit içeren tonikler de kullandığım için çok fazla cildimi eksfoliye ediyor oluyordum. O nedenle iyi sonuçlar benim için Hırsız gibi beni şu anda kameranın arkasında dolanıyor. O nedenle bende iyi sonuçlar doğuran bir ürün olmadı. Ben bunu daha sonra bitirmek için banyoya aldım. Vücut peelingi olarak kullandım. İyiydi ama tekrar alacak kadar beni etkilemedi. Nivea'nın duşta köpük kremi diyeyim, banyo köpüğü mü diyeyim. Bu köpük şeklinde olan elinize sıkıp vücudunuza sürdüğünüz sonra duruladığınız kremlerden. Bunlar pratik olsa da benim vücudumu nemlendirmek için hiçbir zaman yeterli olmadı. Ben duşta kremleri de kullandım. Bu köpükleri de kullandım. Bana kâr etmiyor. Ben bildiğimiz bebek yağımla hayatıma devam edeyim. Duşta tek nemlendiren şey beni. O çünkü. Ben bunu bitirebilmek amacıyla vücudumda işe yaramayınca trash jeli olarak kullandım. Hani bacaklarımı falan alırken kullandım. O işte işe yaradı. Ama onun dışında nemlendirme açısından asıl amacı dışında hiçbir şey yaramadı. Ardından bir makyaj ürünüyle devam edelim. Make Up For Ever'ın bu Smokey Eye maskarasının suya dayanıklı olanı. Ben bunu bir süre çok severek kullandım. Suya dayanıklılık konusunda ne kadar iyi? Şöyle söyleyeyim. Hani suya girip çıktığınızda akıyor mu? Evet, bir süre sonra akıyor. Yani ne kadar suya dayanıklı olsa da iyi de olsa çok fazla suyun içerisinde aktivite yapacaksanız ya elinizi hiç katiyen gözlerinize götürmemeniz lazım. Ovuşturmamanız lazım. Onun dışında ya da çok suyun içinde takılmamanız lazım. Yoksa çok fazla takıldığınız takdirde ya da atıyorum su içeren aktiviteler yapıyorsanız maskara bir süre sonra göz altlarınıza bulaşmaya, göz çevrenizde böyle hafif o grilik hissiyatını vermeye başlıyor. Aynı seviyede daha ucuz olan suya dayanıklı maskaralar var. Çok da güzel iş yapıyor. O nedenle bunu tekrar satın almayı düşünmüyorum. Flormar'ın 7-24 top kodlarından tekrar satın almayı düşünmüyorum. Çünkü bunu her satın aldığımda daha ortasına gelmeden içerisindeki ürün iyice ağdalaşıyor ve ben kullanamaz hale geliyorum. Yani hiçbir zaman bu şişeyi bitiremiyorum. Bu ürün ne kadar ojemin kalıcılığını arttırsa da ürünü tamamen kullanamıyorum. Ortasında ağdalaşıyor ve Antalya ve İzmir gibi sıcak yerlerde yaşadığım için daha da hızlı ağdalaşıyor. O nedenle tekrar satın almayacağım. Rimmel London'ın ya da Revlon'un aynı seviyede başarılı top kodları var. Onlarla hayatıma devam etmeyi düşünüyorum. Ardından bu Shakira'nın Rock adındaki parfümünden söz edeceğiz. Bunu gördüğünüz yerde ucuz bile olsa almayın. Ne kadar güzel kokuyor olsa da bir saat sonra vücudunuzda eser kalmıyor. Anında uçup gidiyor. Bu sadece benim cildimde olan bir şey değil. Çevremde bunu kullanan insanlardan sürekli duyduğum bir şikayet olduğu için direkt söyleyebiliyorum ki bunu almayın. Benim tekrar satın almayacağım 10 ürün bu şekildeydi. Sizin aldığınız, bitirdiğiniz, sevmediğiniz, tekrar satın almayacağınız ürünler neler? Yorum olarak bırakmayı unutmayın. Böylece indirimde biz de o ürünlerden
almamış oluruz. Eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz diyorum. Ve bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tartışmayı unutmayın. Hoşça kalın.